Hocam merhaba. Merhaba İlker. Hocam merhaba. Merhaba Mustafa Seven. Merhaba Mustafa. Merhaba hocam. Duyduğuma göre bir kanalda yorumculuk yapmaya kalkmışsınız. 20 yıllık zinciri bozduğunu söyleniyor. Hayır abi, şöyle bir şey var. Ben hayatta iki şey istiyordum. Kitap okurken para kazanayım. İkincisi de maç izlerken para kazanayım. Yani bu da oldu. Fakat işte kolay para diye bir şey yok. Abi oturduk maçı izliyoruz. Fenerbahçe 20 yıldır ilk defa Kadıköy'de yeniliyor. Ben böyle suratım kıpkırmızı oldu, hiç sallamıyormuş gibi yapıyorum. Allah'tan yanımdaki Galatasaray çocuk çok sempatik bir çocuktu. Formatta bu, bizi çekiyorlar abi. İşte sinirlenmeyeceğiz falan. Yani ben nasıl sinirlenmeyeyim? Bir tane şut çektik, o da... Hocam bugün aslında benim konumdu ama benden çaldınız, şimdi sizin konunuz oldu. Neden acaba sinema tarihi gibi bir konu konuşulacağı zaman İlker Canikligil'e değil de bana geldiler? Bu ne söylüyor? Çünkü popülist söylem her yerde kazanıyor hocam. Popülist söylemler, sen de İlker'cim, ben hiçbir şeye evet hayır demeyen bir adamım. Peki anlat bakalım, anlat sinema tarihi. Sinemadan konuşacağız. Benim İlker Canikligil'den çok daha iyi anladığım bir konu. Evet, bugünkü konumuz sinema tarihi. Sinema tarihçiliği ayrı bir alan mı mesela? Kültür tarihçiliği diye bir şey var. İnanır mısın? En yeterlerinden biri Eric Hobsbawm gene bence. Mesela onun kovboylar üzerinde, kovboy neden mit olarak çıkmış falan. Böyle bir, yani sinema tarihinden tarihe bir şey çıkarılabilir. Tarih bölümünden çıktım ben diyelim ki. Sinema tarihin konusunda uzmanlaşabiliyor muyum? Çünkü sizin için çok yeni bir alan ya aslında. Sinemadan gelmen daha mantıklı. Tarih master'ı falan mı yapacaksınız? Ya böyle değil. Siyaset biliminden çıkıp da çalışabilirsin. Sen mesela 1930'ların sinemasını izledin ve bununla ilgili kuramlar bilmemler oluşturuyorsun ya. Tarihçi olursun. Çünkü tarihçinin özelliği birinci materyalle çalışmak. Filmleri izledin, nasıl yapıldığını biliyorsun. Yani aslında tarihçinin biraz teknik bilip o filmi yerinde izlemesi lazım. Olay o. Seni de bu tarihçi yapar. Orada bir keskin bir ayrım yok. Attila Dorsay o anlamda bir tarihçidir. Hatta o bence biraz fazla tarihçilik kısmını yapıyor. Teknik kısmını yapmıyor. Ben de burada yani bir sinema sever olarak varım aslında. Tarihçi olarak değil. Tarihçinin alameti farkı da teknik kısmını bilmesi lazım. Çünkü o zaman herkes yapabilir. Yani her okuyan, her izleyen aynı şeyi söyleyeceği için birincil kaynağa inmek lazım. O da orada kamera, o gaze, o bakış. Sinema çok yeni bir şey. 1895 bulundu biliyorsun. Ama öncesi de var. Aslında o ilk ticari olarak yapılan gösteri. Antik zamanlardan beri olan bir şey biliyor musun? O persistence of vision denen ya da ondan önce zoetrope falan var ya, böyle dönen. Yani belli bir hıza götürünce gözünde yanılgı ulaşıyor, onu biliyorlar. Torino'da çok güzel bir sinema müzesi vardı. Torino'da da başka hiçbir şey yok. Dünyanın en sıradan, en kötü barok eserlerinin bulunduğu ama çok güzel bir sinema müzesi var. Orada görebilirsiniz. Camera Obscura dediğimiz şey var. Obscura. Bir de Mustafa Seven'in öğrencilik yıllarında geliştirdiği bir yöntem var hocam. Defterin kenarına çizip rrrt yaparsın. Öğrenciliğinin çoğu onunla geçti çünkü. Geldiği noktada zaten bize bunu ispatlıyor. Dolayısıyla o tip gözü yanıltabilen bir metot zaten var. Bunun üzerinde de çalışmalar var. Aslında bu metotta değil de değişme selüloid filmin çıkmasıyla, yani artık bunu yapabileceği bir aygıt çıkmasıyla ortaya çıkıyor. 1895'te Lumière kardeşlerin La Sortie des Ouvriers de l'Usine Lumière. İşçilerin fabrikadan çıkışı. Lumière fabrikasından çıkışı diye böyle söylüyor. Bu arada adamların var fabrikası varmış. Tabii yani. Adamların fabrikası dedin, yani işte şey, aslında bu tip şeylerle ilgileniyorlar ama ondan önce aslında fotoğrafın çıkması çok değişken bir şey. Evet, yani kamerayla onunla bağlı. Çünkü atlıyoruz, kamera batı sanatı komple değiştiriyor. 1839'da çıkıyor fotoğraf sanırım. Portre falan çekilmesi ondan sonra başlıyor. Mesela Balzac'ın vardır portresi ama ondan bir Hugo'nun vardır. Biraz daha önceki yazarların yoktur. Orada şöyle bir şey var. Kamera çıkınca bir şeyin likeness'ı, aynısını yapmanın bir özelliği kalmamaya başlayacak. Batı'da konsept sanatın çıkmasının da çok önemli nedenlerinden biridir. Çünkü portrenin Rönesans'dan beri çok gelişmiş olması ve realizmin gelişmiş olması. Mesela İslam'da böyle bir şey yok. Orada realizm gibi bir aynısını yapma derdi olmadığı için Batı sanatında da büyük bir kırılma. Artık aynısını yapmak espri olmuş. Empirizm falan düşün. Daha böyle blue flu şeyler yapıyor. O biraz onun getirdiği bir değişimle alakalı. Yani kamera çıkınca hikaye anlatma komple değişiyor ve 1880'ler boyunca bazı deneyler bu anlamda yapılıyor. Hatta Edison'un yanındaki bir adam kinetoskop diye bir şey buluyor. Şey mi, Fikret Hakan mı hocam? Evet, muhteşem bir espri. Edison'un yanında asistanlardan biri kinetoskop diye bir şey buluyor. Fakat bu bir kişiye hizmet eden bir şey. Yani kafayı koyuyorsun, izliyorsun. Dolayısıyla böyle çok kişiye hizmet eden bir şey değil. Lumière kardeşler ilk defa bunun gösterisini yapıyorlar. Ondan sonra da iş kopuyor. Hatta Amerika'da da bir yıl sonra Thomas Arnes vitoskopu buluyor. Yani aynı anda başlayan şeyler. Fakat Lumière kardeşin de daha başarılı ve ilk yıllarda Fransa çok önemli bir yerde sinemanın ortaya çıkması. Hatta Nickelodeon diye bir şey var ya, Amerika'da bir nickel atıyorsun ve orada izliyorsun. Böyle birebir yapabildiğin gösterimler var. Önemli olan herkesin gözü önünde yapmak. Ve ilk teknik bu çıktığı zaman 1910'lara kadar 10 dakikanın falan altında filmler bunlar. Yani bir sinema dili çıkmıyor ortaya. Bunlar ilk nereye çağırıyorlar insanlara? Yani sinema bir şey icat edilmiş. Hani gelin seyredin diyecekler. Nereye gelin, ne seyredin diyorlar. Mısır mı veriyor, ne yapıyorlar? İlk başta bu sinema kısmını hemen geçmeyecek. Ona biraz bir 5-10 yıl olacak. İlk başta böyle belli zaten bu tip sahne olan yerlerde yapıyorlar ama sonradan bu sinemalar falan çıkacak. Ama 1910'larda falan artık ortaya çıkacak bir şey ve bir çılgınlık halini alacak. Lumière kardeşler bundan nemalanamıyor yalnız. Çok nemalanamıyor değil yani, yeteri kadar nemalanamıyorlar ama çıkıyorlar bir süre sonra. Anlamıyorlar ne bulduklarını aslında.
Ya problem ilk başta o kadar popülerdi. 1910'larda çok şey olacak. Bir sektöre dönüşmesi zaman alacak. Zaten ilk başlarda bir sürü film çekiyorlar arda arda. Ki bir yarım saat 60 dakika bir şey olsun diye. Bizim bildiğimiz anlamda film 1910'larda geliyor. Ve orada bir isim var. Hakikaten sinemanın dinini yaratan insan. Kimdir o David iken? Griffith. Büyük bir ırkçı. Sahnenin bütünlüğü diye bir şey buluyor işte. Hani dış şey, orta çekim ve şey çekim. Ve bunları bir bütünlük içinde aralarında geçiş falan. Bu yok o zamana kadar. Ölçek denen şeyi buluyor aslında. Yakın plan, orta plan ve geniş plan. Ve bunu dramatik amaçlarla kullanmayı buluyor. Yani bugünkü sinemanın aslında temelini buluyor. Irkçılığı nereden geliyor? Abi orada Ku Klux Klan'ı öven bir sahne var. O dört şeyde geçiyor. Biri Judea'da geçiyor. Biri sanırım 16. Fransa'sında geçiyor. Biri o gün Amerika'sında geçiyor. Bir yer daha. Dört tarihi şeyde bir de adam... Bir ulusun doğuşunu tabii, anlatıyor. Tabii ve o paralel hikayeyi anlatmayı da buluyor. Zenciler inanılmaz kötü gösteriyor. Protesto ediliyor falan. Sonra Amerika'da bu filmi yasaklamak için bir şey çıkınca intolerance'ı çekiyor işte. Ve ne yapıyor? Bütün iyi sinemacılar en az bir yapım şirketi batırmışlardır abi. Yapım şirketini batırıyor. Bir daha bir de film kendisi çekemeyecek. Kendisi de batıyor. Evet. Aynı şey von Stroheimer'e de olmuştu. Magnificent Ambersonlardan, Muhteşem Ambersonlardan sonra Orson Welles. En güzel açış sahnelerinden biri benim izlediğim. Touch of Evil. Muhteşem bir şey. Tek plan evet, yok. Evet. Olacak işti. Yani İlker burada beni çekmek için 45 dakika durur aşağı İlker o sahneye koysan hayat boyu çekemez. Yani 452 tane İlker gelse çekemez. Muhteşem bir açış sahnesi vardır. Touch of Evil'ın. Birth of Nation aslında ilk manalı uzun filmde diyebiliriz. O zamana kadar filmler hep kısa filmler. Şimdi bana uzun metraj çekmediğim için çok biliyorsunuz üzerime geliyorlar. Oysa biliyorsunuz sinemanın temeli nedir? Kısa filmdir. Kısa filmdir. Evet. İlk filmler hep kısa zaten. Özellikle bu dönem kısa film, sesli film de Charlie Chaplin'ler, işte demin Buster Keaton'ların şey oldu. Burada değişim bir sesli filmin ortaya çıkması ama ondan çok 1930'larda bir de metot değişiyor. Ses gelince hem konu bütünlüğü artabiliyor hem de eskiden toplu alım diye bir şey vardı. Yapımcı bir tane uzun film bir de 5-6 tane kısa film veriyordu. Bu sistemi iki uzun filme, bir iyi bir kötü filme, yani sana yapımcı bir iyi film veriyorsa yanında bir tane de iş yapmayacak filme veriyor. Buna geçildi. Bundan sonra da kısa film devam etti ama 1950 yılında televizyonların da ortaya çıkmasıyla artık kısa film akademik anlamda yapılan ya da eksperimental anlamda yapılan bir şeye dönüştü. Üniversitelerde yapılıyor ya da ödüller için yapılıyor. Yakın zamanda Pixar'la bir dönüş yaptı ama kısa film aslında bu zamandan sonra biraz aynı caz gibi caz bölümünde de yapmıştık. Birilerinin hamiliğinde ya bir üniversitenin işte bir projesi olarak ya da bir takım sanatı destekleyen kurumlar tarafından desteklenerek ayakta kaldı. Kısa film festivalleri falan. Bu anlamda 15 yıldır Akbank yapıyor. Hatta bu 16. Akbank Film Festivali. Hocam nereden çıktı Akbank? Abi bir şey yok ya. Akbank yani şey olarak. Yine bir Akbank. Reklam mı aldınız hocam? Yok abi yakın zaman ne yapayım? 16-26 siz gitmiyor musunuz? Hocam siz kötü alışsınız bu işe yalnız. Hayır ben her kötü alışmadım. Bir... Abi bileti bedava diyorum. Neymiş anlat bari. 16-26 Mart arasında 16.sı yapılan Akbank Kısa Film Festivali. Herkesin gidip görebileceği. Burada kısa filmler yarışacak. Sadece gösterimini popülerleştirilmesi değil. Aynı zamanda başarılı olanlarının fonlanması, desteklenmesi de mümkün. Fonlama varsa biz de bu işe Mustafa ile katılıyoruz. Ama sen kısa filmden zaten almışsındır alacağını abi. Benim kısa filmim yok. Ben de böyle destek oluyorum kısa filme. Ve aynı zamanda üniversitelere de biraz daha yayılması için. Çünkü bu tip film festivalleri hani biraz insanlarda farklılık yaratmak. Çünkü opera, caz biraz daha modern anlamda desteğe ihtiyacı olan şeylerin gençliğe yayılması çok önemli. Mesela Washington Operası'nda da şey vardı. Generation O'da 27 yaşın altına indirim falan olurdu. Akbank bu anlamda bir hizmet yapmış. İşte Cannes'dır, Berlin'dir, Venedik'tir. Buradaki film festivalinde ödül almış filmlerinde gösterimler yapılacak. Böyle güzel bir hizmet. Abi kısa film böyle ayakta kalır. Sesimi duy. Ey Akbank, burada kısa filmci varken sen bunu gidip tarihçiye anlattırıyorsun ya. Bu ne biçim iş? Abi sen şimdi conflict of interest var. Yarın oraya başvurursun. O hakkın kaybolmasın diye ben şey yaptım. Anladım. Dediğiniz kadar da değilmiş. Daha fazlası da varmış. Bir forum var. Uluslararası festivallerde çok olan bir şey bu. Gidiyorsun, projeni anlatıyorsun. Bir seçici kurul var. İkna edebilirsen genelde diğer yönetmenler de dinliyor. Yani hep beraber bir ortamda pitch etmek de deniyor bazen. Project pitching. PITCH. Evet. Beğenilirse projeni fonluyorlar demin senin dediğin gibi. Burada seçici üyeleri söyleyelim. Tuğçe Altuğ var. Çok meşhur oyuncu. Melik Saraçoğlu yönetmen ve senarist. Akın Aksu, bu da senarist. Bu üçlü gelen projede değerlendirecek. Seni çağırdılar mı böyle bir şey? Beni çağırmadılar hocam. Niye reklam acaba? Reklam çekenleri çağırmıyorlar. Ben hiç zannetmiyorum yani. Ben... ya benim arkadaşım var. Kan'da jüri oldu. Belgesel dalında bizim Didem. Sen niye olmuyorsun öyle arada jüri? Kan derken hocam başka bir kan olmasın? Kan Van Trabzon'un kanı. Fenerbahçeler anlamıştır beni. Cannes. Kısa film hiç izlediniz mi siz hocam? Eskiden bu Ankara'da falan kısa film festivali oluyordu. Ya da belki film festivaline falan giderken evet ama son 2-3 yıldır ne yazık ki ben çok fazla sinemaya da gidemiyorum yoğunluktan dolayı. Ama Kuan kardeşler 6 tane kısa filmden bir film yaptı. The Ballad of Buster Scruggs diye. Birincisi bence izlediğim en iyi cowboy filmlerinden biri. 15-20 dakika olmasa Buster Scruggs yapıyor ve tam bir anti-hero. Adam kötü, zevkin adam öldüren ama beyaz giyinmiş. Yani adam her şeyi tam tersi yapmış. Sembolleri ters yapmış. Ama çok güzel yapmış ve hakikaten 15 dakikalık güzel bir şey. Hocamızın TEDx konuşması gibi herhalde. Evet benimki de 18 dakikalık bir şey oldu. Tam 6 saniye kala bitirdim. İlk defa tam zamanım yetti TEDx konuşmasında. Şu anda David Lynch'in Netflix'te bir kısa filmi var. 26 dakikalık mı ne? Bütün olay bir tren istasyonunda geçiyor. David Lynch oturup bir maymunla
konuşuyor 26 dakika boyunca. Bazı filmler öyle uzatıyor. Mesela The Man From The Earth aslında kısa film olması değil mi? Aslında bir kısa film fikri. The Man From Earth çok ilginç bir film. Yeni jenerasyonun çok tuttuğu ama aslında o kadar önemli olmayan filmlerden biri. Önemli değil ama adam onu o kadar ufak bir yerden film çıkarmış parlak ki. Parlak bir fikir var orada, evet. Parlak bir fikir ama güzel anlatıyor işte dille yani. Ama çok diyalog tabii yani. Tamamen diyalog. Evet yani o kadar ama dezavantaja göre sıkıcı olmaması. Ben hemen evet. sıkılırım çünkü. Ben orada Cem Yılmaz'ın son yaptığı filmleri çok beğendim. Birer saatlik iki filmi beraber vermek. Cem Yılmaz'dan mı reklam aldın sen? Hayır, beğendiğim her zaman söylerim ben. Fikirler çok iyi, muhtemelen yani, onda da çok fikir var. Ya arkadaşlar ben de... reklam alacaksak isterseniz bir senkron olup alalım. Böyle herkes kafasına göre alınca çorbaya dönüyor. Evet. Ben bir daha ne sevdiğimi hiç söylemeyeceğim, tamam. Aslında kısa filmin ortadan yok oluşu ya da ana akımın dışına çıkışı parayla ilgili. Bilet satıyorsun ya. Hı-hı. Aslında eskiden kısa filmlere bilet satıyorlar. Şimdi evet. tek bir kısa film yetmiyor. 5-6 taneyi bir araya getiriyorsun, ona bilet satıyordun. Sonra baktılar ki 2 tane uzun metraj satmak daha fazla bilet parası. Sonra da kısa filmlere hiç ihtiyaç bir kalmadı. Bir de dille beraber uzun film çekmek, bir hikaye oturma kapasitesi de artıyor. Tabii. Yani ses 1920'den sonra artık sesli film çıkınca artık uzun böyle plotlar oluşturulabiliyor ve çok çeşitli janrlar olacak. Zaten 1930'lardan sonra işte korku filmleri, işte ne bileyim thrillerlar, film noirlar bir sürü değişik çeşit çıkıyor. Yani görselle bir yere kadar anlatabiliyorsun. Ama o sesli filme geçince bir anda opsiyonlar artıyor. İkinci olarak da dediğim gibi televizyon çıkınca artık o kısa işte ne bileyim ürün yerleştirilen o reklamlar falan filan o başka bir alan yaratıyor ve kısa filmi komple akademik bir şeye taşıyor. Fakat şöyle ilginç bir şey oldu. YouTube aslında kısa filmin yeniden doğuşunu müjdeliyor olabilir. Ha, YouTube'da çok izliyorum ben kısa film. Ben sinema diye sordum. Birbirlerine tavsiye ediyor ya, çok güzel kısa filmler falan yapıyorlar. Evet, yani o anlamda bir geri dönüşü olabilir. Çünkü mecra yok. Ben parayı verdim. Zevkime diyeyim ya da böyle çok ucuza iyi bir film çektim. E nerede göstereceğim? Bir iki tane kısa film festivali var. Şimdi YouTube onu da aşabilen bir şey. Artık o tip bir şey olduğu için kısa filmin bir geri dönüşü olabilir. Kısa filmcilerin arasında büyük tartışma konusu bu. Filmimizi YouTube'a koymalı mıyız? O mesela yaptım bunu birine satmak istiyor. Fonlara başvuruyor falan. Bu bir yol. Ya da YouTube'a koyuyoruz. Bizde de var o. Mesela kitabının e-book'u çıkıyor. Aslında bu iyi bir şey. Bir yandan yayılıyor. Kitaptan para kazanmak zorunda değilsen. Ne yapayım? Çıkarsa çıkın. Daha çok iş yoksun. Benim işime gelir. Ama adam o fonu almayacak. Bir yandan da tanınmak istiyor. Şimdi hangi yoldan gidecek? Bir iki tane yapıp YouTube'da ortamı yararsan üçüncüsünde iyi bir para da alabilirsin. Bu da bir yöntem. Strateji. Herkesin kendi stratejisiyle alakalı. Şey konusu var burada. YouTube'da olur mu sanat? Abi her yerde olur. Bu uzun etapta her zaman yerini buluyor. Empresyonistleri falan düşün. Kurumsal şey bir yerden sonra yeniyi üretemiyor. Onun dışından geliyor. Hep heretiklerin şeyi. Mesela 19. yüzyılın sonunda bu üniversite ve müzeler falan çok muhafazakar kurumlardı. Ya da bu enstitüde Bozartlar, güzel sanatlar şeyleri falan. 19. yüzyılın sonunda herhangi bir yere gidin, Malzeye gidin, Paris'e gidin, en güzel bina orada değil mi? Böyle taş binalar vardı, güzel sanatlar fakültesi falan. Bunlar hep aynı şeyleri üretirler. Çünkü kurumsaldır. Yani bir hiyerarşi var, bir mantığı var, bordrolu çalışanı var. Esas sanatçılar çok böyle groundbreaking ya da ne bileyim avantgard dediğimiz şeyler hep bunun dışından çıkar. Bu empresyonistleri falan kimse anlamamış ya. Hani oradan geliyorsun ya da işte Picasso'ları bilmem hep dışından çıkıyor. Orada da aslında öyle YouTube'da olacak sanat. Yani bunu anlamıyorlar. Bunu kendisine yazık ki hiç uzun film çekememiş ama uyandı. 2000 yılında uyanıp 2017'ye kadar hiçbir şey yapmadığı konu bu. Medium önemli. Yeni medium orası. The medium is the message. Bak bale böyle kurtardı demiştik gene. Bale modern olabildi, opera olamadı. Olamadı. Tam bundan dolayı. Bunu yakalaması lazım yani. Ha tabii Sultanahmet'te Semazen döndürmekten bahsetmiyorum. Hani bir şey de olur ama. Anlamadığım şey şu an Sayın Cenikligil. Bir insan niye film çeker? Bir insan niye kitap yazar? Şekil yapmak için. Hayır, bir derdi vardır. O derdini birileriyle paylaşmak için. Şimdi YouTube'da sanat olur mu? O zaman Eisenstein'le şey yapayım. Eisenstein tiyatro için ne demiş? Sabanla niye uğraşayım? Traktörle tarla sürmek varken diyor. Tiyatro diyor en eksperimental hale bile çok kısıtlı bir sanat. Gerçek sanatçı o medium'u kullanıyor. Biz hep derdik Mozart bugün yaşasa Affect Steven gibi biri falan olurdu herhalde derdik. Ya öyle olur hakikaten. Dolayısıyla Picasso gelse bugün Picasso gibi yapmıyor. Yapılmamış bir şey yapıyor. O izlenmek istiyor, ulaşmak istiyor, groundbreaking olmak istiyor. Bir de onun kötü taklitleri var. Dinlerde de bu böyledir. Papa'yı gitsen Hazreti İsa'yı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çünkü düzenin adamı olmuştur. Sanatta da böyle. Bir süre sonra sanatın en böyle gürültü çıkaranları aslında çok muhafazakar oluyor. Köşeleri sonra, tutuyor. Evet köşeleri tutuyor. Sonra biri gelip o paradigmayı alaşağı ediyor. Sonra o da düzene geliyor. İktidarlar da böyledir. Dinler de böyledir. Sanat da böyledir. Çok ilginç. Andrew Lloyd Webber'ın bir röportajını seyrettim geçen gün. Jesus Christ Superstar vardır ya. Her tarafta bilinen bir şey. Bunu ilk yaptıklarında tiyatro olarak yapmak istiyorlar. Sahne şovu olarak. Bütün prodüktörlere gidiyorlar. Delirdiniz herhalde diyorlar. Yani bu hayatımızda duyduğumuz en kötü fikir bu diyorlar. Tim Rice'la Andrew Lloyd Webber. Bunu iyi biz o zaman albüm yapalım diyorlar. Bir rock albümü yapıyorlar. Albüm korkunç patlıyor. Sonra da gösteriye dönüyor. Ve hala oynanıyor işte. 71'de çıkmış. Bugün hala Broadway'de dönüyor. Olmuyor abi. Bak bunu Batı yapıyor. Türkiye hiç yapamıyor. Türkiye mesela Yeşilçam böyle bitti. Şimdi televizyonlar da öyle bitecek. Aynı formatları yapıyor. Aynı şimdi şey tekrar. Adam gazete yapıyor. Elektronik gazete. Elektronik abone olsun. Gazete formatında geliyor oğlum. PDF. Gazete formatında. Yani biraz şey gibi. 20 yıl geçmiş. Biz burada hala aynı abi, muhabbet aynısını tabii tabii. Aynısını. Hayır YouTube'a geliyor adam. Bilmem ne televizyonun eski bilmem nesi. Aynı şeyi yapıyor. İkiye bölüyor falan. Onu algılayamıyor.
diyorlar. Yeşilçam da öyle. Türkiye'de şöyle bir şey var. İtalikame ekonomisi olduğundan tutuyor. Tutan bu. Abi biraz değiştirmen lazım. Videolar çıktı. Yeşilçam bitti. Çünkü bütün Amerikan filmlerini biz videodan kiralıyorduk. Ben neden senin 65'ten beri aynı formatta çektiğin filmi izleyeyim? Onlar da aslında Amerikan filmlerinin kopyasıydı bu arada. Ama hep aynı kopyasıydı. 60'lı yılların Amerikan filmlerinin kopyasıydı. Yok ya, Türkiye'de hep aynı film çekiliyor. Yeşilçam bir format bulmuş. Hüseyin Rami Gürpınar romanlarından geliyor bu format ya da öyle şeylerden. Aynı formatı bugün dizilerde de çekiyor ve izlenemeyecek kadar kötü. Bunun dışına çıkan ne vardı? Kurtlar Vadisi vardı, yeni bir formattı. İşler Güçler vardı, yeni bir formattı. Onlar bir yere kadar gidiyorlar. Birkaç Çukur'dan tane... bahsetmeden geçmeyelim lütfen. Öyleyse. Ben izlemedim onu da, artık hiç takip etmiyorum. Bu vardı. Ezel vardı bir yere kadar. Hocamızın sevdiği diziler adlı programımıza hoş geldiniz. Ezel'in mesela Mistress'i vardı. O da sonradan çözülünce Matrix'in 2. 3. bölümü gibi oldu falan da geldi ama bir tansiyon, bir suspense vardı. Lan bir tane suspense dizi yapmadılar. Gerilim. Gerilim vardı. Yani bir çözülemeyen hikaye vardı. Ötekinde biz nasıl koca buluruz? Kim kimi aldatıyor? Ya böyle bir sinematografiyle bir yere kadar. Demin Mustafa'nın sorduğu şeye bir cevap vermek istiyorum. Ben sınıfımda bunu denedim. Biliyorsun ben yıllarca insanlara kısa film yaptırdım. Filmler kötü oluyor. Kimsenin izlemek istemeyeceği şeyler. Dedim ki çocuklara, ya dedim ilgi çekici bir şey yapmak istemez misiniz? Nasıl dediler? Ya ne bileyim, insanların ilgisini çekecek bir şey. Çünkü temelde sinema bununla ilgilidir ya. Mesela böyle bir şey yapın, ben de sizi programa çıkarayım dedim. Olmaz öyle saçma şeyin içine çıkarayım sizi. Konuşalım, filminizi gösterelim. Hepsi kızdı bana, biliyor musun? Siz bizi dediler YouTube'a yönlendirmek istiyorsunuz ve sanatçı olmamızı istemiyorsunuz dediler. Biz öğrenmek değil, bilmek istiyoruz. We don't wanna become, we want to be. Yani böyle bir fark var İngilizce'de. Biz olay olmak istemiyoruz, olmuş olmak istiyoruz. Yani böyle bir problem var. Bilgide olmuş. De öyle, bilmek. Bak benim TEDx'e de söyledim. En çok duyduğum laf ne biliyor musun? Aa bunu da mı bilmiyorum? Pardon. Sen de mi onu duyuyorsun? En çok onu duyuyorum. Çünkü ben bilmediğim her şeyi sorarım abi. Böyle bir şey var. Avatar Romed'in bir teorisi var. Aptal gözükmemek için aptallaşıyor. Carol Dweck de söylüyor. Çünkü biz akıllı gözükmeye tapınan bir çağdayız. Ve akıllı gözükeceğim diye hiç soru sormuyorsun. Soru sormayınca öğrenemiyorsun. O yüzden biraz arada maymunluğa bağlamak lazım. Mesela sen çok rahatsın o konuda, öyle öğreniyorsun. Ha hiç tarih öğrendin mi? Öğrenmedim. O da benim ayıbım. Geçen gün acayip bir yorum vardı. Senle bana diyor. Bu ikisi çok akıllı görünmeye takmışlar. Fakat yeterince akıllı değiller. Abi akıllı gözükmeye çalışmıyoruz. Akıllı gözükmeye çalışan papyon takmaz. Sene yolu 2020. Sizin eksik olan 21. yüzyılda konsantre olamamanızdan, kitap okumamanızdan kaynaklanan eksikliği gidermek için olay vaudeville'e döndü. Buster Keaton'a, Charlie Chaplin'e döndük. Sırf siz yeter ki ilginizi alın diye. Ama bu arada Akbank'tan da galiba fonlanıyormuşsunuz hocam, öyle diyorlar. Benim ilk ödül paramı da Akbank'a yatırmışlardı ya. Kadir Has Üniversitesi'nden aldığım ödülü de oraya yatırmışlardı. Ben de çok şey özeldir. Neyse, bu vesileyle benim de niye sana hiç soru sormadığımın cevabını vermiş oldun. Teşekkür ederim. Neden? Akıllı gözükmeye çalışıyor çünkü. Öyle mi hakikaten? Hayır tabii ki. Ya sen bu programa ne zaman nereden geldin ya? Bir gün dedin şurada kola içeceğim falan. Kıçım kıçım. Programın başından beri abi, herhangi bir konuda aklıma bir şey sorma fikri geliyor. Ama sorana kadar program bitiyor. Evet. Kısa film en az ne kadar kısa olabilir? Valla 2-3 ne bileyim ya, böyle hemen mühendis işte şeyi buldu. Ben ilk yer 1920'lerden hangi filmleri seviyorsun? Hiçbir filmi sevmiyorum hocam. Abi şeyler çok iyi değil mi ya? Das Kabinett des Doktor Caligari falan. Stilistik ya, olarak stilistik evet. Stilistik olarak Alman sineması abi. Alman o dönem ekspresyonizm falan muhteşem şeyler yapıyor. Nosferatu, Metropolis. Hakikaten o dönem gene bu Weimar Culture dediğimiz dönemin muhteşem bir şeyini görüyoruz. Paradigma değiştiren şeylerden biri de sessiz filmden sesli filme geçiş. Ruslar buna çok kızıyor yani. Sinemanın çok büyük zarar gördüğü söylenir. Ses ilk başta işe yaramıyor. Çünkü ses geldiği zaman orada bir sinkronik var, bir asinkronik var. Yani birçok yerden görmediğin şeyin sesi geliyor mu? Kapıyı çarpıyorsun, kapının sesi geliyor mu? Akustik dünya. Orada ilk sinemalarda orkestra falan getiriyorlar. Hatta Japonya'da biri böyle konuşuyor, filmi anlatıyor. Teknoloji çok önceden bulunmuş 19. yüzyılda. Ama şimdi sinema çok büyük bir sanat haline geliyor ses olmadığında. Çünkü büyük bir engel var. Meseleleri hep görsel anlatman lazım. Araya da cue kartlar koyuyorsun çok sınırlı sayıda. Ses gelince işte Tolkien etse dönüştü. Yani tamamen lafa dayandı diye bir eleştiri çok vardır. Çok büyük kırılmalarda belli adamlar gidiveriyor. Mesela o yüzden YouTube'da da çok alışmayalım. 5 sene sonra çıtırt diye gidebiliriz. 5 yılı bulursa iyi hocam. Ben bir 200 bölüm yaparım. 200 bölüm dedi. Hocam 200 bölüm 5 yıldan da çok etti yalnız. Tarih kaç sene ki? Bir gün sanat tarihi dersinde 2000'li yılların başı Anadolu Üniversitesi'nde Eskişehir'de şey demiş adam. Lütfen bizi bul. Hayran kaldım sana. Aa, hocam de sanat ne ki tarihi olsun demiş. Adam ne yapmış peki? Adam kalmış böyle herhalde. Ya, muhteşem bir şey. Ben şakasını yaptım biliyorum ama. Tarih abi biliyorsun dünya 1900 yılında kuruldu ve geriye doğru tarih yazıldı ve uzaylılar tarafından yerleştirildiği için aslında 120 yıllık tarih. Tamam 200 program çıkar ondan. Sadece buradan 200 program çıkarın. Bu arada geçenlerde Lumière'lerin o trenin gara girişi filmi vardır ya meşhur. Ha evet. Önce filmi buldular. Filmi scan ettiler yüksek
çözünürlükte 4K'ya upgrade oldu. Bir de üstüne yapay zeka ile daha yüksek çözünürlüklü hale getirdiler. O da şöyle oluyor. Yapay zekaya öğretiyorsun mesela, diyorsun ki beton böyle bir şey, işte çim böyle bir şey, gökyüzü böyle bir şey. Binlerce bu tür doku yüklüyorsun. O da resme bakıyor. Dokuları tanıdığı için mesela saçsa daha iyi bir saç haline getiriyor. YouTube'da var, isteyenler baksın. 1895'te çekilmiş bir film. Geçen hafta çekilmiş gibi duruyor. Hep bildiğimiz o sallantılı işte flu, tozlu mozlu bir hikaye yok. Benzer bir teknolojiyle Peter Jackson da Birinci Dünya Savaşı filmlerini yeniledi. Çok ilginç bir şey var. Birinci Dünya Savaşı'nda gerçekten çekilmiş filmleri bugünkü teknolojiye güncelledikleri zaman Birinci Dünya Savaşı'nda hakkında çekilmiş kurmaca filmler gibi şeyler çıktı karşımıza. Yani şunu demek istiyorum. Peter Jackson'ın yenilediği filmlerde Birinci Dünya Savaşı'nda askerlerin yüzlerini çekiyor. Gülüyor herifler, tamam mı? Fakat gülmeleri bugünkü bir insanın gülüşü değil. Anlatabildim mi ne demek istedim? Tabii ki anlatabildim. Bir tarihçi olarak aslında en başından beri hep vermeye çalıştığım o bir türlü o şeye gelemiyorduk. Bak bu söylediğin çok değerli bir şey. Abi eski teşekkür insanlar bizim gibi gülmüyor, bizim gibi yemiyor. 19. yüzyılda kahvaltı etmiyorlardı. İki öğün yemek yiyor, geceliğin ayakta olmak diye bir şey yok. Aşkı başka anlıyor. Şu anda çok garip bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden mesela babalarımız böyle amcalar teyzeler garip geliyor ya bir jenerasyonda bile. Evet. Lan bu ne yapıyor bunlar diyorsun. Mesela çok analog geliyor bana bir üst jenerasyon. Bir alt jenerasyona biz kim bilir nasıl geleceğiz. Kültürler arasında da var. Hiç anlamadığım bir şey. Ben çok seviyorum Akira Kurosawa. Abi filmlerde niye bağırıyor bu Japonlar? Evet. Orada unutmadım. Ne yapıyorsun abi? Şimdi bir gün izliyorum. Hiç unutmayacağım ya. Evdeyim, Ankara'dayım. Miami Vice izliyorum. Azerice konuşuyor. Bizi bir gülme tuttu. Yani Miami'de böyle mi konuşulur? Ha? Miami'de Türkçe mi konuşuyorlar abi? Benim gibi de konuşmuyorlar ki. Ya ama ben kendi kafamda öyle yazmışım. Hani herkes öyle gördüğü için sen kendi zaman esiri oluyorsun. Yani o yüzden bir zaman makinesi olsan. Çok şaşırabilirdik, onu fark ettim işte. İlk tren çıktığında insanlar atlı arabadan trene gittiğinde insanlar depresyona girdi ilk jenerasyon. Niye biliyor musun? İlk defa gittiğin şeyle fiziksel bağlantın kopmuştu. İlk uçağa binen jenerasyon da buna benzer bir şey yakaladı. İlk sinemaya giden jenerasyon da benden bağımsız bir gerçeklik beni şeyiyor. Darma duman oldular. Freud'un da bununla ilgili bir teorisi var. Yani ilk etkiyi absorbe edemiyor. İlk başta şok oluyorsun. Evet. Buna benzer bir şok geçirirsin. 100 sene öncesine git diye böyle kalırsın. O yüzden böyle Hindistan'a bilmem neye gidince de böyle 2 gün kalıyorsun. Önce bir cır cır oluyorsun, o başka. Ama 2 gün hakikaten böyle bir şey var yemekten, ama bir kısmı da kültürel şok. Alman bir adamın çok güzel frenle ilgili bir kitabı var. The Journey of Railway diye. Orada da anlatır. Trende hızla giden o panoramik view'u gören adam ne oluyor deyip anormal bir şekilde bütün dünya sağlıklı oluyorsa ve çok şikayet ediyorlar. İşte sinemaya ilk gidenlerde de böyle bir şey var. Senden bağımsız orada olmayan adamları görüyorsun ilk defa. Evet. Fotoğrafla olan bir şey değil bu. Dünyanın en önemli buluşu olduğunu düşünüyorum. Ben de evet. Ha. Tabii çok bir net. Konuda uzlaştık. Sinemanın kendisi değil, kamera ve o gerçeklik. Senin söylediğinde şöyle bir durum yok mu ama? Zaten biz bütün o eski dönemi belgeseller üzerinden seyredip gözümüzde canlandırıyoruz. Şimdi o dönemde yapılmış bir şey bize gösterdiklerinde beyin zaten o kendisinde daha önceden kurgulanmış referanslarla yapıştırmıyor mu zaten? Tam da onu söylüyorum. Kurmaca olan aslında kurmaca değilmiş. O günler de öyleymiş. Onu anlatmaya çalışıyorum. Problem şu. Kurmaca da çok defansif olduğun için normal hayattakinden daha ilginç şeyler yaparsın. Truth is stranger than fiction o yüzdendir. Gerçek hayat o kadar saçma ki. Palo ailesi gibi bir şeyin romanını yazsan 200 yıl sonra derler ki adam ya o zaman Türkiye'sinde yeter, ama vardı burada. Tarih öyle hikayeler var. Birinci Dünya Savaşı'nda siperlerden birbirine Marlboro atmaları ya da o kadar tesadüfi garip garip şeyler, bunları filme koysan yürü ya derler. Çünkü o bir prezentasyon. Çünkü abi Allah'ın bize kendini ispatlama borcu yok ama yönetmenim var. Yani kader çok saçma bir şeyle önüne çıkar, hiç de bir şey diyemez. Uçamazsın ama çok absürt olabilir, ama İlker Canik'le ilgili yaptığında rakibi ona ya saçmalama böyle şey mi olur der. O yüzden aslında çoğu zaman tarihteki şey sinemadan daha ilginç olabilir. Diyelim ki dünyadaki bütün veri kayboldu. Bir tek Mustafa'nın günlükleri var. Genelde nalet olsun ki özellikle antik çağda falan problem o abi. Öyle oluyor. Bir tane Mustafa'nın kalıyor, bilemiyoruz birçok şeyi. Biz otantikse ondan çektik. Yani seni olduğun şekilde göstermek için. Biri yazmış bu İlker İFA'dan ayrılınca otantik gerçekti diye. Oğlum ne diyoruz biz 7 bölümdür? Biz niye çekiyoruz o diziyi? Gerçeğimizi koyduk. Ya o zaman bir şey soracağım. Tarihçiler buldular 500 yıl sonra Mustafa Seven bir şekilde korunmuş. Tarihçiler buradan çok yanlış sonuçlara varabilir. Abi en büyük korkum benim. Bizim kahraman var, Kahraman Şokul. Diyor ki sesler diyor kaybolmuyor, uzaya yayılıyor diyor. Bunları bir makineyle toplayacaklar diyor. Ha evet. Deşifre edecekler. Var mı böyle bir şey? Evrende hiçbir şey kaybolmuyor aslında. Ya doğru da bundan alıp tekrardan reconstruct edebilirlerse. Ayvayı yedik dediğimiz her şey kafadan yanlış abi. Tarihçinin güzelliği anlayamıyorsun yanlış olduğunu. Mesela siyaset bilimci, ekonomist konuşuyor. 2 yıl sonra böyle böyle olacak. Yani tak çıkmıyor. Ne oluyor o zaman? Adam mağdur duruma düşüyor. Bizde öyle bir şey yok. Çünkü artık dijitalle bütün arşivler falan filan çıktığı için biz rahatız abi. Ben ondan tarihçi oldum. Yalanlanabilme ihtimali bir film önermek istiyorum. Çok beğenirim o filmi. Tony Scott rahmetli. Deja Vu. Sadece konsepti söyleyeceğim. Bir sinyal feed'i buluyorlar bilim adamları ve bu 2 gün önceyi gösteriyor. Karmaşık bir sistemler kurmuşlar. Bir bakıyorsun 2 gün öncenin datası ve o datanın içinde dolaşabiliyorsun. Yani mesela gidiyorsun 2 gün önce burada ne olduğuna bakabiliyorsun. Bir de bir film daha önereceğim. Bill Morrison diye bir adam var. Onun
onu biliyor musunuz? Yok. Film arşivleri çok önemli bir mesele. Library of Congress biliyorsun topluyor bütün dünyadaki filmleri. Belli filmleri korumaya alıyor. Bill Morrison diye bir adamcağız var, sanatçı. Gidiyor çizik, çürümüş, kopmuş, unutulmuş, kenarda kalmış filmleri topluyor. Ve bunlardan bir film yaptı 10 yıl önce, Decaja diye. Bu tür decay, yani çözülmüş filmleri bir araya getirdi. Aslında hiç görülmemiş bayağı bir malzeme var geçmişle ilgili. Yani 1895'ten başlayarak her şey bir şekilde filme alınmış. Önemli olayların hepsi. Tarihçiler bunlara bakıyor mu mesela? Hitler'i biz nereden biliyoruz? Lenin Riefenstahl. Atatürk'ün devamlı filmleri çıkıyor. Evet, hiç daha önce görülmemiş. İngilizce konuştuğu bir film falan çıkmış. Ya 20. yüzyılda çok zevkli. Ve filmle imaj bağlantı kurmak isteyen öğrenilebilir. Özellikle çünkü tabii ki muhteşem bir şey daha. İkinci Dünya Savaşı'nınla ilgili filmleri renklendirdiler ve Netflix'e de koydular. Fransız ya o da benzer Grand bir Dante, proje işte. Evet. De la Guerre Mondiale diye çok güzel yapmışlar hakikaten. Muhteşem. Çünkü Pearl Harbor'da falan çekimler falan varmış. Onları bir de güzel renklendirmişler. Hani böyle footage dediğimiz şeylerden yararlanabilir. Kennedy ama sen mesela falan. Tarihle ilgili bir araştırma, ama sen tabii yakın tarihe bakmışsın. Abi 20. yüzyılda bir konuyla ilgili mesela Hitler şey yapmadan önce Nazilerle ilgili bütün footage'ları izledim ben. Hatta tabii. Hatta Frenz'in şeyini koyarken aslında ben şey arıyordum. Nazilerle ilgili o dönemde yapılmış kara propaganda şeyleri var. Filmlerden önce koyuyorlar. Çünkü hatta Alfred Hitchcock'un bir filmi vardı. Kayıkta geçer. Orada falan da vardır. Biliyorsunuz Alman asılları Schmidtler simit olmuş Amerika'da falan. Öyle bir dönem de var. Biz hep şey zannediyoruz. Bak ondan alalım. Amerika 1960'lardan önce yasakçı bir yer. Hatta birçok şeyde filmle siyasi o kadar içe girmiş ya. Bir yandan Naziler Göbel sayesinde bunu siyasete alet ediyor. Öteki tarafta Amerika'da da 4-5 harfli ismi olan kuruluşlar var. Bunlar sansür veriyor. Hatta Hitchcock'un hayatını hatta filmde de gösteriyordu onu. Bir şey soracağım. Sinema çok önemli dedin ya. Bir daha böyle bir şey bekliyor musun? Abi akıllı telefonla bunun bir şeklinin değişmesini bekliyorum. Ancak teleportasyon falan söz konusu olmazsa ya da böyle çok büyük simultane hani bizi bireysel olarak onun içine artificial bir ortama atacak bir şey belki olabilir. Algınızı değiştirecek. Buna bayağı yaklaştılar. Ama bu böyle bayağı Newton fiziği gibi bir kırılmaya algıda. Muhteşem bir şey. Senin olmadığın bir yerde adam sana ortamı yaşatıyor yani. Ama eski heyecanını niye kaybetti peki? Eski heyecanını kaybetti. Format değiştirdi. Oğlum bütün gün telefonla oynuyorsun. O da sinema işte. Ama onu da sinema sayıyor. Sinema katı formatını bozmadığı sürece bak sinemada format şöyle değişiyor. Mesela sesli filme geçince başta böyle oturtuyorlar. Buraya mikrofonları koyuyorlar. Böyle kazık gibi duruyor. Sonradan işte bu asinkronik şey birçok yerden ses gelince o formattan çıkıyor. Ondan sonra stüdyo formatı 60'lara kadar düşün Stanley Kubrick'le Spartacus'u çekmiş. Evet, bir çıkış. B filmleri geliyor. Hop o format büyük stüdyo formatı ortadan kalkıyor. Ya adam iPhone'da film çekti. Dijitalin gelmesi, teknolojinin değiştirmesi dili de değiştiren bir şey. Netflix falan da bu anlamda, YouTube falan da bu anlamda çok değiştirecektir. Gene mesela çok önemli bir şey. 1960'lardan önce istediğin zaman filme giriyordun. Kimle çıktı bu biliyor musunuz? Hitchcock. Psycho'ya yasaklıyor. Psycho ile beraber. Çünkü abi 20. 30. dakikası hatırlamıyorum zaman ama ana karakter ölüyor. Ve ilk defa ortasında girmek istiyor. Hocam spoiler verdiniz yalnız. Artık ya. İzlemeyen... Hitchcock programı yaptım spoiler verdiniz diyorlar yani. Yapayım. Kardeşim. Bazı filmler etkisini kaybetmiyor mu? Mesela Kuşlar bende hiçbir etki bırakmamış bir film. Sinemanın öyle bir talihsizliği var. Eskiyor. Sen bugün sinema öğrencisi bir genç olsan kısa film çeker miydin? Kısa film. Eksperimental denemelerini çok büyük külfetlerin altına girmeden yapmak için muhteşem bir medium. Dolayısıyla kariyer başında bunu yapmak lazım. Tekniği öğrenmek için senin programlardan ben şunu anladım. Mesela reklam da güzel bir şeymiş. Hani başkasının parasıyla tekniği öğreniyorsun. Güzel. Bak amaç ben kendimi ifade etmek istiyorum. Benim aldığım eğitim Amerika'da doktora yazmak üzerine ve muhtemelen Türkiye'de değil Avrupa'da tamamlayacaktım. Sonra 4 Temmuz süreci oldu. Geri gelmek zorunda kaldım. Tamam mı? Fenerbahçe'yi tabii ki savunmak için. Hakikaten böyle oldu. Ben, 4 Temmuz ne ya? Fenerbahçe'ye yapılmış hain şike komplosu. Şaka bu herhalde. Abi vallahi ben 7 Temmuz'a döndüm. İtalyanca Fransızca makale yazıyorduk. Döndük Türkçe kitap yazdık. İşte YouTube çıktık konuştuk. Sen işini kaliteli yap. YouTube'da mı yapıyorsun? Uçurtmanın üstüne mi yazıyorsun? Manas Destane gibi verse mi yazıyorsun? Şey mısralarla o fark etmez. Sen kendini o format niye uyuyorsa ve genel de bizde fikrin her şey olduğunu düşünen insanlar için kısa filmle bir başlayın. Fikrinizi görün. Kendinizi ispat edin. Ondan sonra siz zaten uzun filmdeki angajmana girmek için bir prezentasyon yapacak. Şimdi bak tarihte şöyle kitap yazılıyor. Biz bir konferansa gidiyoruz 20 dakika konuşuyoruz. Adam beğenirse makale istiyor. Makaleler büyürse kitap oluyor. Direkt ben kitap yazacağım. Bana soruyorlar orada burada. Kitap yazmayı nerede öğrendiniz? Ben kitap yazmayı öğrenmedim. Ben sunum yapmayı öğrendim. Sunumu makale yapmayı öğrendim. Sonra 5 makaleyi bir araya bağlayıp kitap yapmayı öğrendim. Şundan kaçının. Sanatta da bilimde de. Abi güzel gözüküp üretemezsiniz. Güzel gözükmemeyi, risk almayı, bazen de popüler olanı, şık olanı yapmamayı tercih etmeniz lazım. Hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Sonra ben niye ödül alamadım? Vallahi bir vesileyle son 2 günde 30-35 tane kısa film seyrettim. Zannettiğimin çok üstünde beğendim. Çok inanılmaz işler abi var. Adam Berlin'e gitti. Herif hiç konuşturmadık Berlin ya. Berlin Film Festivali'nden yeni geldi kendisi. Nasıldı hakikaten? Ben onu da beğendim. Gayet başarılıydı. Yok, muhtemelen orada mı seyrettin? Hayır. Burada seyrettim. Çoğu
Türk kısa filmleriydi ve işte ben bir kısmı zaten Akbank Kısa Film Festivali'nde de olacaktır. Ben çok beğendim. Tavsiye ediyorum. Onu söylemek istiyorum. İlker, ben Fellinesk bir şey düşünüyorum. Fellinesk. Daha çok. Böyle, tabii ki bir şey ona eski koydum mu çok şey olur. Ne de Gürkanesk para etmiyor Gürkanesk. Ama. Gürkanesk. Gürkanesk bir tarz yaratacağım arkadaşlar. Papyonum var. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere İlker. Hocam teşekkürler. Görüşmek üzere. Yaşasın Akbank. Hemen hesap açtırmaya gidiyorum hocam. Akbank.